Hatime Sırrı tevhid içinde sair erkan-ı imaniyeye birer kelamla kısacık birer işarettir. Ey insanı gafil! Gel bir kere düşün ve bu risalenin üç makamında beyan edilen üç meyve, üç muktazi, üç hücceti nazara al. Bak ki bu kainatta tasarruf eden ve en cüz'i bir şifayı ve en küçük bir şükrü dahi nazara alan ve sinek kanadı gibi en az bir sanatı başkalarına havale etmeyen ve vermeyen ve lakayt kalmayan ve en basit bir tohuma bir ağaç kadar vazifeler ve hikmetler takan ve kendi rahmaniyetini ve rahimiyetini ve hakimliğini her bir sanatıyla ihsas eden ve kendini her bir vesileyle tanıttıran ve her bir nimetle sevdiren bir sani kadir, hakim, rahim, alim, hiç mümkün müdür ki? Ve hiçbir cihetle kabil midir ki, kainatı manen istila eden mehasin hakikati Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam ve tesbihat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam ve envar-ı İslamiye'ye karşı lakayt kalsın. Ve hiçbir cihetle mümkün müdür ki, bütün masnuatını yaldızlayan ve bütün mahlukatını sevindiren ve kainatı ışıklandıran ve semavat ve arzı velveleye veren ve küreyi arzın yarısını ve nevi beşerin beşten birisini on dört asır bila fasıla saltanat maddiye ve maneviyesi altına alan ve daima o muhteşem saltanatı halık kainat hesabına ve namına süren Risale-i Ahmediye ve Selam. O saniin en mühim bir maksadı bir nuru bir aynesi olmasın. Hem Muhammed aleyhissalatu vesselam gibi aynı hakikate hizmet eden enbiyalar dahi o saniin elçileri ve dostları ve memurları olmasın. Haşa mucizat enbiya adedince. Haşa ve kella. Hem hiçbir cihetle mümkün müdür ki dal ve budak gibi en cüz'i bir şeye yüz hikmetleri ve meyveleri takan ve kendi rububiyetini fevkalade hikmetleriyle ve umumi rahmaniyetiyle tanıttırıp sevdiren bir halık hakimi rahim kudretine nisbeten bir bahar kadar kolay olan haşri getirmeyerek bir darı saadet bir menzili beka açmayıp bütün hikmetlerini ve rahmetlerini hatta rububiyetini ve kemalatını inkar etsin ve ettirsin ve çok sevdiği bütün mahbub mahluklarını ebedi bir surette idam etsin. Haşa, yüz bin defa haşa. O cemali mutlak, böyle bir kubhu mutlaktan yüz binler derece münezzeh ve mukaddestir. Uzunca bir haşiye. Haşir münasebetiyle bir sual. Kur'an'da mükerreren in kanet illa sayhatan vahide. Hem ve ma emru saati illa kelamuhil basar. Fermanları gösteriyor ki haşr Azam bir anda zamansız vücuda geliyor. Dar akıl ise bu hadsiz derece harika ve emsalsiz olan meseleyi izan ile kabul etmesine medar olacak meşhud bir misal ister. El cevap, haşirde ruhların cesetlere gelmesi var hem cesetlerin ihyası var, hem cesetlerin inşası var, üç meseledir. Birinci mesele, ruhların cesetlerine gelmesine misal ise, gayet muntazam bir ordunun efradı, istirahat için her tarafa dağılmış iken, yüksek sadalı bir boru sesiyle toplanmalarıdır. Evet, İsrafil'in borusu olan suuru ordunun borazanından geri olmadığı gibi, ebetler tarafında ve zerreler alemindeyken ezel canibinden gelen ''Elestü bi rabbikum hitabını işiten ve galu bela ile cevap veren ervahlar ordunun neferatından binler derece daha musahhar ve muntazam ve dirler. Hem değil yalnız ruhlar, belki bütün zerreler dahi bir orduyu sübhani ve emirber neferleri olduğunu gayet kat'i bürhanlar ile 30. söz ispat etmiş. İkinci mesele, cesetlerin ihyası misali ise, çok büyük bir şehirde, şenlik bir gecede, bir tek merkezden yüz bin elektrik lambaları, adeta zamansız bir anda canlanmaları ve ışıklanmaları gibi, bütün küreyi arz yüzünde dahi bir tek merkezden yüz milyon lambalara nur vermek mümkündür. Madem Cenab-ı Hakk'ın elektrik gibi bir mahluku ve bir misafirhanesinde bir hizmetkarı ve bir mumdarı, Halık'ından aldığı terbiye ve intizam dersiyle bu keyfiyete mazhar oluyor. Elbette elektrik gibi binler nurani hizmetkarlarının temsil ettikleri hikmet ilahiyenin muntazam kanunları dairesinde Haşr-ı azam, tarifetül ayında vücuda gelebilir. Üçüncü mesele, etsatın defaten inşasının misali ise, bahar mevsiminde birkaç gün zarfında nevi beşerin umumundan bin derece ziyade olan umum ağaçların bütün yapraklarıyla beraber, evvelki baharın aynı gibi birden mükemmel bir surette inşaları ve yine umum ağaçların umum çiçekleri ve meyveleri ve yaprakları, geçmiş baharın mahsulatı gibi berk gibi bir süratle icatları, hem o baharın mebdeleri olan hadsiz tomcukların, çekirdeklerin, köklerin, birden beraber intibahları ve inkişafları ve ihyaları, hem kemiklerden ibaret olarak, ayakta duran envat gibi bütün ağaçların cenazeleri, bir emir ile defaten, bahsubadel mevt sırrına mazhariyetleri ve neşirleri hem küçücük hayvan taifelerinin, hadsiz efratlarının gayet derecede sanatlı bir surette ihyaları, hem bilhassa sinekler kabilelerinin haşirleri ve bilhassa daima yüzünü, gözünü, kanadını temizlemekle bize abdesti ve nezafeti ihtar eden ve yüzümüzü okşayan gözümüz önündeki kabilenin bir senede neşrolunan efradı, Beni Adem'in Adem zamanından beri gelen umum efradından fazla olduğu halde her baharda sair kabileler ile beraber birkaç gün zarfında inşaları ve ihyaları haşirleri elbette kıyamette ecdadi insaniyenin inşasına bir misal değil belki binler misaldirler. Evet, dünya darul hikmet ve ahiret darul kudret olduğundan, dünyada hakim, mürettip, müdebbir, mürebbi gibi çok isimlerin iktizasıyla, dünyada icad eşya bir derece tedrici ve zaman ile olması, hikmet-i Rabbaniye'nin muktezası ile olmuş. Ahirette ise hikmetten ziyade kudret ve rahmetin tezahürleri için maddeye ve müddete ve zamana ve beklemeye ihtiyaç bırakmadan, birden eşya inşa ediliyor. Burada bir günde ve bir senede yapılan işler, ahirette bir anda ve bir lemhada inşasına işareten, Kur'an-ı Muzir beyan, وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ Ferman eder. Eğer haşrin gelmesini, gelecek baharın gelmesi gibi kat'i bir surette anlamak istersen, Haçlı dair 10. söz ile 29. söze dikkat ile bak, gör. Eğer baharın gelmesi gibi inanmaz isen, gel parmağını gözüme sok. Ama bir dördüncü mesele olan mevti dünya ve kıyamet kopması ise bir anda bir seyyare veya bir kuyruklu yıldızın emri Rabbani ile küremize, misafirhanemize çatması bu hanemizi harap edebilir.'' on senede yapılan bir saray, bir dakikada harap olması gibi. Bu haşrin dört meselesinin icmali şimdilik yeter. Yine sadedimize dönüyoruz. Hem hiç mümkün müdür ki, kainatın bütün hakiki ve âli hakikatlarının beli tercümanı ve halık kainatın bütün kemalatının muciz lisanı ve bütün maksatlarının harika mecmuası olan Kur'an-ı Mucizil Beyan, o Halık'ın kelamı olmasın. Haşa, ayatının esrarı adedince haşa. Hem hiç mümkün müdür ki, bir sani hakim, bütün zihayat, zişur masnularını birbiriyle konuştursun ve dillerinin binler çeşitleriyle birbiriyle söyleştirsin ve onların sözlerini ve seslerini bilsin ve işitsin ve efaliyle ve inamıyla zahir bir surette cevap versin. Fakat kendisi konuşmasın ve konuşamasın. Hiç kabil midir ve hiç ihtimali var mı? Madem bilbedahe konuşur ve madem konuşmasına karşı tam anlayışlı muhatap en başta insandır. Elbette başta Kur'an olarak meşhur kütüb-ü mukaddese onun konuşmalarıdır. Hem hiç mümkün müdür ki bir sani hakim kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve methü senasını ettirmek ve enva-ı ihsanatıyla zihayatları mesrur ve memnun etmekle minnettarlıklarını ve şükürlerini rububiyetine mühim bir medar yapmak için koca kainatı envaıyla, erkanıyla, zihayata musahhar bir hizmetkar, bir mesken, bir meşher, bir ziyafetgah yaptıktan sonra, zihayatların çeşit çeşit binlerce envalarının nüshalarını o derece teksirini istiyor ki, kavak ve karaç gibi meyvesizlerin bir kısım yapraklarından her bir yaprağı bir tabur sineklere yani havada zikreden zihayatlara hem beşik hem rahm-ı mader hem erzaklarının mahzeni yaptığı halde bu zinetli semavatı ve bu nurani yıldızları sahipsiz, hayatsız, ruhsuz, sekenesiz, boş, hali, faydasız, yani melaikesiz, ruhanisiz bıraksın. Haşa, melekler ve ruhaniler adedince haşa ve kella. Hem hiç mümkün müdür ki, bir sani hakimi müdebbir, en ehemmiyetsiz bir nebatın, en küçük bir ağacın mebdelerini ve müntehalarını kemali intizam içinde mukadderat hayatiyesini çekirdeğinde ve meyvesinde kalemi kader ile yazmakla beraber koca baharı bir tek ağaç gibi mukaddimatını ve neticelerini kemali imtiyaz ve intizam ile yazsa ve en ehemmiyetsiz şeylere de lakayt kalmazsa fakat kainatın neticesi ve arzın halifesi ve enva-ı mahlukatın nazırı ve zabiti olan insanın çok ehemmiyetli bulunan efalini ve harekatını yazmasın. Daireyi kaderine almasın, onlara lakayt kalsın. Haşa, insanların mizana girecek olan amelleri adedince haşa ve kella. Elhasıl kainat bütün ile bağırarak diyor. Âmentu billahi ve وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم آمين.